Hadi. Hadi kahvaltınız bitti, okul açtı. Saat kaç oldu ya? Tamam, hadi. Tamam. Ya abla, okula gitmezsek. Ablacığım, olmaz öyle şey ya. Annemi iyi gördünüz. Çok geri kaldınız okuldan, hadi. Hadi. Ablam, ismi o Şeyma teyze değil mi? Hı, aynen. O da ne iyi kadın ya. Kiraz, her işimize yetişiyor. Allah razı olsun valla. İsmi gel. Hastaneye ziyarete de gitmiş, biliyor musun? Ha, geldi. O da ayrı bir olay ama. Aa. Anlatırım. Ben çıkışta alırım İsmo'yu. İyi, hadi. Ha. İsmo, atla bakayım abiye. Rahmet, beresini tak onu. Tamam, tamam, hallediyorum. Fiko, sen mi tak berini ablacığım? Tamam abla, hadi. Al abi. Hadi. Oğlum bir dur. Çeni tazeleyeyim mi? Yeter bu kadar ya. Oh. Tülay, hadi sen de gel benimle hastaneye. Tufan abiyle böyle küs küs olmaz yani. Kız, adamın karısı yanında diyorum. Niye anlamıyorsun sen beni ya? Ya ne karısı be? Sensin onun karısı. Biz sahte evlilik yaptık. Unuttun galiba. Biz anca öyle evcilik oynarız. Tülay, benim sinirimi bozma ya. Ya senin kocan vurulmuş, sevdiğin adam hastanede yatıyor. Böyle saçma şey mi olur ya? Hadi kalk, kalk. Bir halinden çok memnun demek ki. Kadına bir türlü git diyemedi yani. Yahu adam ameliyat olmuş, bir sürü ilaç vermişler. Size mi uğraşacak ya? Ya ben şu dünyada aşkın varlığına sizle inandım ya. Ve abuk subuk konuşma. Hadi. Peki patron. Ben üstümü falan değiştireyim bari. Tufan'ın pijamalarını falan alayım. Tamam. Fikri abi ne olacak? Bana yatar akşama kadar üşümez. İyi, hadi geliyorum o zaman. Hadi. Hoppa, gel bakalım İsmet. Şeyma teyze sana ne yemekler yapacak sen? Seviyor musun Şeyma teyzenin yemeklerini? Evet. Aa. Ha? Ay benim balım gelmiş. Balım gelmiş. Gel, gel, gel. Oh. Çok sağ ol Şeyma teyze ya. Ben okul çıkışı gelip alırım. Aman bırak bari bu işe yarayayım. Bir işe yaradığım yok zaten. Nasıl oldu Şükran Hanım? İyi mi? Gerçi dün gördüğümde gayet iyiydi. Yani benden iyiydi. İyi, daha iyi olacak. İnşallah. Rahmet. İyi misin? Çok merak ettim seni. İyi diyelim işte. Hadi siz okulunuza gidin. Aklınızda bende kalmasın. Biz onunla böyle çok güzel oyunlar oynarız değil mi? Oyun. Ha, oyun işte. Hadi. Hadi. Hadi şimdi gidelim bir yıkanalım, paklanalım. İsmo, üzme Şeyma teyzeyi, tamam mı? Tamam. Oy, tamam diyen dilini yerim. Ahmet ya, gerçi telefonda konuştuk ama ben yine de özür dilerim senden. Böyle abuk subuk konuştum sana. Ya ben de abuk subuk konuştum, bakma. Kusura bakma sana. O zaman bir daha öyle abuk subuk konuşmayalım birbirimize. Tülay! Tülay! Hadi. Geldim canım. Günaydın. Aa. Günaydın. Nereye böyle? Hastaneye mi? Hı. İyi hadi, beraber gidelim. Zahmet etmeseydin ya, giderdik biz. Niye? Araba burada, rahat artık deriz işte. Tamam. O ne yapıyor orada? Günaydınlar. Filiz boşanıyor, haberin olsun. Evet, evet. Ne yapıyorsun? Tekmil veriyorum işte. Zaten bütün mahalle öğrenecektir. Aradan çıkmış oldu işte. Hadi. Tülay aşkım, neredesin sen ya? Gitti mi o kadın? Yok, kantine indi. Ama gidecek, vallahi gidecek ya. Ya ben boşanalım diye huyuna gidiyorum. Sen yanlış anladın beni ama. Vallahi kahroldum bütün gece. Ya, ya benim karım da aşkım da sensin bir tanem. Boşanalım diye yapıyorum işte, anla.
O yüzden mi göndermedin kadını? Herhalde yani. Ya şimdi boşanmadan gidersek ne yapacağız şimdi? Bir daha ara ki bulasın. Ne olur dayan biraz. Gel, gel Allah aşkına. Kesin gidecek ama değil mi? Gidecek tabii ya. Vallahi gidecek. Gel. Gel çok özledim seni. Gel. Uyuyamadım ya bütün gece. Vallahi. Hadi sen git. Bir şey lazım olursa ararsın. Ben tekrar gelip alacağım zaten seni. Dedim ya akşam geleceğim alacağım seni plan yapma diye. Oradan da yemeğe gideceğiz. Annemle. Annene mi? Barış'ın annesi ya şimdi. Yani sırası mı canım? Tam sırası. Ama Barış şimdi benim... Ben şimdi kaçıyorum. Akşam tekrar gelirim hazır ol. Tamam. Eve gidince hemen üstümüzü değiştirelim. Ondan sonra da annemizi ziyarete gidelim. Olmaz Kirazcığım öyle her gün her gün. Ya of. Bugün ben gideceğim. Ablam eve gelsin, sen de onda gidersin. Rahmet. Ben de bir markete gideyim diyorum ya. Ha bu kadar olay oldu, senin market durumun baki yani. Abicim çalışıyorum ben orada. Gideyim bir haber vereyim değil mi yani? İyi ver çabuk ol. Ben çıkacağım biliyorsun. Daha İsmo'yu Şeyma teyzeden alacağız filan. İş çıkarıyorsun ya. Vallahi tamam Rahmet haber vereceğim geleceğim hadi. Çekmedin yani sen şimdi kopya. Bakar mısınız? Şükran'ın odası hangisi? Şükran Elibol. Pardon, yakını mısınız? Ha, kocasıyım. Uyuyor şu anda. Bu ne ya? Gece geliyoruz uyuyor, gündüz geliyoruz uyuyor. Beyefendi, tedavi sürecinde normal bunlar. Neyin tedavisiymiş bu? Niye uyutuyorsunuz? Ben anlamıyorum ki. Psikiyatrisiyle konuşursanız size detaylı bilgiyi verecektir. Hiç kimseyle konuşmam ya. Kadına kafadan sakat muamelesi yapıyorsunuz. Onun hiçbir şeyi yok. Asıl kafadan sakat sizsiniz. Beyefendi, güvenliği çağıracağım şimdi. Çağır canım, çağır. Kimi istersen çağır. Kadına dayıyorsunuz ya, dayıyorsunuz. Ot gibi yapıyorsunuz ya. Ben de bunun hesabını sormazsam size görürsünüz. Beyefendi, lütfen. Ne lütfeni be? Ne lütfeni? Aa, baba. Şunlara bak ya. Ne zaman geldin sen? Kusura bakmayın, biz hallediyoruz. Ama geç. Ne yapıyorsun ya? Ya Filiz, bunlar var ya, anamı sebze yapacaklar. İlaç milaç verdirme bunlara. Zehir gibi kadını ne hale getirdiler? Ne bağırıyorsun insanları baba ya? Tedavi ediyorlar annemi. Annem zaten bu olaydan önce geliyormuş tedaviye, ilaç alıyormuş. Bipolar hastası kadın. Ya kaç polarsa kaç polar ya? İlaç milaç verdirme tamam mı? Sen de bir şeyler söyle bunlara. Baba bak ben şunu bırakayım bir annemin odasına tamam. Kafeteryada çay kahve içer konuşuruz söz tamam. Anlatacağım ben sana. Ne anlatacaksın ya? Ne anlatacaksın? Sen bir şey anlamamışsın ki bana anlatacaksın. Hikmet. Sen niye geldin? Annem hastaneye kaldırıldı da. Gelemedim. Ona haber vereyim dedim. Çok geçmiş olsun biz de duyduk da. Ama ben Asım'a söyledim zaten. Gelme işte Hikmet. Esra, ben seni burada böyle bırakamam. Hikmet, her şey daha mı kötü olsun istiyorsun? Senin koluna ne oldu? Dövdü yine seni değil mi? Oo, hoş geldin Hikmet Efendi. Oğlum nasıl olacak bu iş böyle bir varsın bir yoksun? Anan da olayı çıkartmış. Nasıl, iyi misiniz bari? İyiyiz abi, iyiyiz. İyi. Şşş, köşe minderi. Yürü git depoya malları düzelt, bir ara bari. Ben hallederim, Hasım abi. E hadi. Aşkım. Çok ağrın var mı hala? Yok yok iyiyim ya. Şu doktor gelsin gidelim ya önce ya. Vallahi bunu aldım ben burada. Vallahi of. Ben de ya. Bir an önce evimize dönelim istiyorum. Merhaba Tufan Bey. Merhaba hocam. Merhabalar. Tekleriniz gayet iyi çıktı.
Ben tabur işlemlerinize başlatıyorum. Fakat ilaçlarınıza ve pansumanlarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Eşinizi hatırlatın. Ay, tabii tabii, aksatmayız. Merak etmeyin doktor bey. O zaman geçmiş olsun. Sağ olun hocam, sağ olun. Ben senin eşyalarını toparlayayım da gidelim bir an önce. Gel canım, sen bana tutur. Kaldırayım, giydireyim ben seni. Çüş. Tamam, bundan sonrasını ben hallederim. Biz evimize dönüyoruz. Sen de gidebilirsin artık, tamam mı? Aa, ben de sizinle geliyorum. Anlamadım. Anlamayacak bir şey yok. Soruşturma için lazımmış. Polis öyle söyledi. Hem Tufan da benim kocam olduğuna göre başka nerede kalacağım ben? Orada bir dur bakalım. Orası benim de evim, tamam mı? Ya Tufan, şu kadına bir şey söyle artık. Aa, hayatım şey, gelsin ya, hem şu boşanma işini de aradan çıkarız ha. Değil mi Ferda? Ha? Değil mi Tülay? Çok yaralıyım ben ya. Vallahi çok ağrım var benim. Ah, çok hastayım ya ben. Vuruldum ya ben. Gel canım, giydireyim ben seni. Tutun bana, kalk. Yavaş, yavaş. Tufan, iyisin değil mi canım? İyiyim benim. Ay iyi, iyi, yok bir şey. Tufan abi taburcu mu alıyorsun? He işte, çıkabilirsin dedi doktor. Ay, geçmiş olsun. Sağ ol Filiz. Darısı sizin başınız artık. Şey, o zaman biz bir taksi çağıralım da gidelim ha. Tamam, ben de çıkış işlemlerini yapayım, geliyorum. Tamam. Biz de o zaman yavaş yavaş kapıya doğru. Yavaş, yavaş. Of. Bu da mı sizle geliyor ya? Ay sorma ya. Bizde kalacakmış bir de. Oha. Vallahi bence de. Tufan dedi ki başka türlü boşanmayı ikna edemem. Ses etme dedi. İyiyim madem. Var bir bildiği herhalde. İnşallah vardır yani. Yoksa katil olacağım. Tamam, sen boş ver. Sakin ol. Ya katil olmasan bile saçını başını yolacağım kadının ya. Sen boş ver, sakin. Halledersin. Tülay. Hı. Sana bir şey diyeceğim. Söyle canım. Biz Barış'ın annesine yemeğe gideceğiz bu akşam. Barış geldi, öyle emrivak yaptı yani, bir anda söyledi. Kadın hazırlık yapmış filan. Ay çok sevindim Filiz. Kuzum. Aferin Barış'a ya. Hiç vakit kaybetmiyor. Ay bana Cemil falan deme. Ay ne Cemil'i be? Bir üstüme başıma bak ya, halime bak, nasıl gideyim şimdi? Ay çok güzelsin, her halinle güzelsin, her halinle çiçeksin kuzum. Allık falan var mı yanında ya? Var, süreyim bir şey diyeyim. Ay hep ojeler. Vur, vur işini görür mü? Olur olur, şu süreyim. Tamam. Hadi gel, şu çıkış işlemlerini halledeyim de. Merhabalar. Merhaba. Ben Tufan Şahin'in çıkış işlemini yapacaktım da. Tabii. Siz eşi miydiniz? Değilim kardeşim. Bu işlemi yapmak için eşim olmak gerekiyor. Yok hanımefendi. Tamam, yaparız. Ben sizi yönlendireyim. Gülme sen de ya. Aa, gülmüyorum be. Hikmet! Gel lan buraya çabuk. Buzi, senin ne işin var burada ya? Biraz konuşabilir miyiz? Ya hadi izin verdim, hadi gidin konuşun. Tamam o zaman. Sen dışarıda bekle, ben montumu giyip geliyorum. Bekliyorum dışarıda. Tamam.
Hikmet, zamanımı bilmiyorum ama bir şey konuşmamız lazım. Tamam, konuşalım. Ne oldu? Ben yapamıyorum. Yani bu sahte sevgililik olayını yapamıyorum. İyi, tamam. Sen bilirsin. Neden diye sormayacak mısın? Lan bizimki şarkıcı mı oldu yoksa? Mektubu yazan koynumda yılan beslemişim lan. Nasıl yaparsın lan bunu? Nasıl yaparsın lan bunu? Ya ne yapıyorsun sen? Bu şerefsiz karıma aşk mektubu yazmış. Bak işte onun yazısı. Ayakta uyutmuş bunlar beni. Asım yapma, yapma. Yapma, yok öyle bir şey. Öyle bir şey olmadı, yapma. Yapma, yapma. Ben yazdım, ben yazdım. Asma be. Ben yazdım. Bırak. Bak bu. Benim defterim. Bak Muzu yazıyor benim adım. Ben yazdım. Sen mi yazdın o mektubu? Evet. Kızım manyak mısın sen? Ne diye böyle bir şey yaptın? Ya şaka olsun diye işletmek için sizi. Böyle şaka mı olur lan? Ben nereden bileyim bu kadar ciddi alacağını be? Ulan şimdi aslan abi. Abi sakın. Al şu kızı. Bir daha gözüm görmesin sizi. Yürü! Yürü. Yürü sen de yürü. Yürü. Gel aşkım. Tutun onu. Tamam tamam. Tamam tamam. Çıkar üstünü istersen. Oh kuzum. Ay. Hadi otur. Ay. Uzan aşkım. Banyo şurada mı? Evet orası. Ay. Aşkım o kadın bizimle mi kalacak? Otelde falan kalamaz mı? Ya şimdi gözümüzün önünde olsun bir tanem. Kaçar maçar bu. Vallahi iki günden ben halledeceğim. Ne olur. Dayan iki gün. Aşkım bu kadının yüzünden vuruldun sen. Vuruldun, ölüyordun az daha. Biz baş tacı ediyoruz. Ya öyle de işte ne yapalım ya. Alo. Mihriban abla. Yok ya. Ben bugün masaj randevusu falan alamayacağım. Kocam rahatsızlandı da. Tamam. Tamam hadi. Ya Tülay sen git işine ya. Geri kalma ben böyle iyiyim yani yatacağım böyle. Vallahi. Aşkım nereye gideyim ya? Ben sana çorba yapacağım, pansuman yapacağım. Biz hallederiz.
Madem buradayım bir işe yarayayım değil mi? Sen git işine. Sen bayağı bir işe yaradın. Merak etme. Adam ölüyordu senin yüzünden be. Yo, hiç bana suç atmayın. Her şey olacağına varır. Ya sen git vallahi takılma buna. Bu şimdi manyaktır, senin yanında inat eder filan. Vallahi git sen ya, ben halledeceğim. Dur. Tamam. Tamam gidiyorum. Ama sadece şu boşanma işini çöz diye gidiyorum, tamam mı? Tamam ya, merak etme sen. Vallahi merak etme. Git sen. Geldiğimde bu iş bitmiş olsun. Tamam tamam. Merak etme sen vallahi. Alo. Mihriman abla. Ha, geliyorum ben ya, geliyorum. Tamam. Kaldık mı baş başa? Ya. Şu banka oturalım mı? Söyleyebileceğim. Abi, sağ olasın. Kolay gelsin. Sen şundan biraz. Bıraksaydın da öldürse miydi seni? Teşekkür ederim. Şimdi anlıyorum. Bizim bu sahte sevgililik olayı falan bunun içinmiş. Sen de o kadın. Yani evet şey, hani öyle aramızda falan da bir şey yok. Yok yok. Anlıyorum. Söylemem kimseye, merak etme. Ama dediğim gibi bizim bu sahte sevgililik olayı falan bitsin aramızda. Hatta bir daha görüşmezsek daha iyi olur. Ruzi. Ne diyorsun ya? Saçmalama. Arkadaş değil miyiz biz? Niye kestirip atıyorsun ki şimdi? Arkadaşız. Arkadaşız tabii. Ruzi. Al bakalım. Çifte kavrulmuş. Sen seversin. Sen nereden buldun onu ya? Gelirken almıştım. Karşılıklı içeriz diye. Güzel olmuş vallahi. Eline sağlık. Afiyet olsun. Ay hatırlıyor musun? Annemin kahvelerini aşırırdıkla nasıl kızardı bize. Ay düşünüyorum da çocukmuşuz ha. Ya işte. Yani evde baş başa kalmışsın. Kahve içmek mi gelir aklına? Ya işte. Gençlikten hep.
Ne çok kavga ederdik değil mi? Ama biz iyiydik be Tufan. Hı? Ya bırak Ferda, ne iyisi. Her gün birbirimizi gırtlaklıyorduk biz. Ay o da doğru. Ferda. Hı. Şimdi biz artık Tülay ile beraberiz. Yani çok da mutluyuz Allah'a şükür. Yani senle benim olayımız geçmişte kaldı. Sen de inat etme. Gel şu boşanma işini halledelim ha. Ne diyorsun sen be? Hı? Eve de bu yüzden çağırdın beni değil mi? Ah ya bir dur. Nereye? Al. Senin karın benim tamam mı? 8 yıllık karınım hem de ben senin. Ya bir gel gel tamam. Öyle bir mahalle değil. Beni bırakmam ben seni. Boşanmıyorum. Ya ne güzel kahve içiyorduk. Gel otur bir. Hadi. Konuyu açan sensin. Tamam tamam. Açmıyorum konuyu bunuyu. Gel. Geç otur gel. Rahmet. Abla ne var? Ne yaptın? Ne yaptı çocuklar? İsmet'i Şema teyzeye bıraktım. Heh. Hikmet markete gidince bizim ufaklıklara güvenemedim yani. İyiymiş. Annemden dönüşte alırım. Ha bu arada babam kalkmış gitmiş. Nereye gitti bilmiyorum. Buraya geldi. Hemşirelere kızı bana bağırdı falan falan kalktı gitti. Sebep? Annem buradan çıkarmak istiyormuş. Ne kurduysa kafasında. Kurmuş kurmuş gelmiş. Ha barış geldi. Ne haber? İyi senden. İyi. Hadi. Barış ya gitmesek mi? Saçmalıyorsun şu an. Başka bir gün girelim. Filiz annem o kadar hazırlık yaptı. Çok mu kızar? Beni evlattan reddedebilir öyle söyleyeyim. Siz nereye ayrıdır? Ya biz öyle yemeğe gidiyoruz da anne falan. Ha. Hadi gidelim. İyi. Rahmet bana bak. Ben erken gelirim zaten bir şey olursa ara beni. Anneme de ilaç verecekler birazdan. O uyuyunca gidersin sen tamam? Ben zaten akşam geleceğim kalacağım yanına. Tamam tamam. Annem uyuyunca ben çıkarım zaten. Tamam. Size de afiyet olsun. Yok yani rahat rahat yiyin yemeğinizi. Aklın kalmasın anlamında söyledim yani. Benim kontrolümde her şey burada. Rahat olun. Tamam hadi eyvallah. Abiciğim ama bir yolu bırakmadın sen de dünden beri ya. Ayıptır, yenisini de alıyorsun. Ulan Cücü hiç laftan anlamıyor musun sen ya? Acılıyım lan ben, acılıyım, acılıyım. İyi tamam da yenge tedavi oluyormuş işte. Ne sıkıyordu ki onu? Sıçayım tedavisine. Öyle uyuyor lan. Hiç görüştürmüyorlar. Belli ki Şükran'a yüklediler, yüklediler o ilaçları. Uyuyor. Ah be Şükran. Öyle hayat doludur lan. Tamam bir buhran anı oldu. Ama geçti. Ama şimdi uyutuyorlar abimle. Öyle pırasa gibi. Ölü gibi bu gibi. Hadi ya. Ya peki mi? İyice dertlendirmek istemem seni de. Bizim büfeci Ümit Yunoğlan'ı da böyle krediye yatırmışsılar. Şimdi geldi aklıma. Esi daha kötü oldu çocuk sonra. Böyle kimseyle konuşmaz oldu. İlaçlarına mıdır neyse artık böyle ruh gibi dolaşır oldu ortalıkta. Ya, ya ben haklıymıştı o. Yok yok. Şükran'ın asla hastaneden çıkması lazım. Ben onu hastaneden kaçıracağım oğlum. Minivallar. Ben biraz içeri geçeceğim. Siz ödevlerinizi yapın sonra kontrol edeceğim tamam mı? Lan nereye? Ben geldim diye mi gidiyorsun? Aa olur mu öyle şey babacığım?
Sen bizim evimize hep gel. Sen bizim evimize mutluluk getiriyorsun, neşe getiriyorsun. Efendim? Hikmet. Bazen evlat olsan sevilmiyorsun ha. Baba, bira falan istemeyeceksin değil mi? Bak ablan sonra bize kızıyor. Ne birası oğlum? Biradan daha önemli bu. Biradan daha önemli. Şimdi anneniz hastanede yatıyor ya. Onu oradan çıkartmamız lazım. Niye ki? Kızım, orada annene ne yaptıklarını sanıyorsun. Basıyorlar ilacı, basıyorlar ilacı. Canlı cenaze gibi bulduk kadın. Onun öyle ruh gibi olmasını mı istiyorsunuz? Hı? Öyle mi oluyor gerçekten? Ya yok Kiraz, sen dinle babamı. Ablam ne anlattı bize? İlaç veriyorlar işte. Hem tedavi de oluyor annem orada. Şşş, ne tedavisi lan? Öyle tedavi mi olur? Ot gibi uyuta uyuta tedavi mi olur mu şöyle? Başlarından savuyorlar belli. Annen ancak burada iyileşir. Onu alıp getirmemiz lazım çocuklar. Ya baba. Şimdi gelir daha kötü olur, boş ver. Şimdi daha kötü oğlum, ben de gittim, onu ziyaret ettim. Geldi bana sarıldı Fikri. Çocuklarımı çok özledim, çocuklarımı çok özledim diyor. O da çıkmak istiyor belli ki. Ya. Ya. Bana dedi ki, Fikri dedi ya, ben çocuklarımı çok seviyorum dedi. Sizi canımdan çok seviyorlar. Siz? Sevmiyor musunuz annenizi? Seviyoruz sevim baba. O zaman bana yardım edeceksiniz. Onu alacağız, eve getireceğiz. Onu evimizde sevgimizle iyileştireceğiz. O hemencik iyileşecek. İyileşir mi gerçekten? Tabii ki iyileşir. Onu ancak biz iyileştirebiliriz. Onu bu akşam kaçırıyor muyuz hastaneden? Bu akşam. Sakın ablanıza mablanıza söylemek yok, tamam mı? Bu aramızda küçük bir sır. Baba. Hı? Yakalanırsak ne yapacağız? Yakalanmasa yakalanmayacağız. Benim çok güzel planlarım var, çok iyi bir çözümüm var. Görünmez adam olacağım.